Efendim iyi günler NTV'den. Hepinize iyi günler, saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Doğru Tercih programına hoş geldiniz efendim. Ve sınav bitti. Artık meslek seçimi, üniversite seçimi gündeme geldi. Çok değerli bir konumuz var. Gazeteci, yazar Sayın Yaprak Özer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Evet, geçtiğimiz pazar günü sınavı yaptık. Artık sınav kaygısı, telaşı, stresi bitti. Bundan sonra meslek seçimi ve üniversite seçimi gündeme gelecek. Doğru. İş dünyası nasıl bir aday bekliyor? Çok zor bir soru. Çünkü cevabı çok geniş aslında. Hı hı. İş dünyası aslında çok fazla nitelikleri olan adaylar bekliyor. Ve ne yazık ki bizim mezun olan adaylarımız da onların kriterlerine çok fazla uyamıyorlar. Hı hı. Bu yalnızca Türkiye'nin sorunu değil aslında. Bütün dünyanın sorunu. Sadece bizde böyle değil. Hayır, hayır. Yani yanlış hiç kimse anlamasın. Hı hı. Türkiye'de gençler niteliksiz efendim, dünyanın başka yerlerinde daha nitelikli. Böyle bir şey yok. Hatta Türkiye'deki verilen üniversite eğitimi iş dünyasına yetersiz gibi bir sonuç da çıkmaz. Şöyle bir şey var. Türkiye'deki eğitim sisteminin iş dünyasının ihtiyaçlarına ve beklentilerine çok fazla cevap verdiğini söyleyemeyeceğim. Yani bunu söylersek o zaman ben genç arkadaşlarıma ihanet etmiş olurum. Hı hı. Üniversitelerimizin gerçekten kendilerini hepsinin değil belki ama bir çoğunluğunun iş dünyasının ne beklediğini öğrenmesi ve ona göre genç yetiştirmesi lazım. Ama burada da şöyle bir sıkıntı çıkmıyor mu ortaya? Yani üniversitenin amacı esasında iş dünyasına eleman yetiştirmek değildir. Çünkü üniversite bir meslek kuruluşu değildir. Bir kurs da değildir. Akademik eğitimin yanında meslek de edindirir. Böyle bir çelişki çok doğru çıkmıyor. Söylüyorsunuz. Tabii ki bir çelişki ama şimdi siz eğer ülkenin her köşesine üniversite açacağım diye liseden bozma üniversiteler açıyorsanız burada bir sorun var demektir. Evet. Şimdi evet. Arkadaşlarımın yeni dünyada yalnızca Türkiye'de değil kendilerini birden fazla konuda uzman olarak yetiştirmek ya da değişik alanlara ilgi göstermeleri gerekiyor. Bu ilgi alanları da yalnızca okul sıralarında öğrendiğimiz matematik, fen bilgisi gibi, sosyal bilgisi gibi konular değil. Değişik alanlar, bunların arasında gri yani siyahla beyazın arasındaki grileri birazcık daha geliştirmeleri gerekiyor. Liderliklerini geliştirmeleri gerekiyor. Farklı sosyal alanlarda ilgi alanları oluşturmaları icap ediyor. Benim gördüğüm, izlenimim iş dünyası evet bakıyor, not ortalamanıza da bakıyor. Hangi üniversiteden adına da bakıyor, çok bakıyor. Tabii tabii yani buna bakmıyor demek yanlış olur. Onlara da bakıyor. Daha detay teknik bilgilere de bakıyor ama sonunda genç arkadaşıma şunu soruyor. Sen peki bunların dışında ne yaparsın? Ben sinemaya da giderim diye bir cevap onları tatmin etmiyor. Benim ya da kitap okumayı severim. Hayır, hayır, hayır. Yok, böyle şeyler değil. Yani o 4 yıllık üniversite hayatına sen ne kattın? Öğrenmenin, not almanın dışında hangi takım sosyal, sporuna girdin? Hangisinde? Evet, çok haklısınız. Hangi sosyal projelerde liderlik yaptın? Hangilerinde gönüllü oldun? Gönüllü bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldın mı? Birisine bir yardımda bulundun mu? Bunu nasıl kanıtlayabilirsin? Bir girişimin oldu mu? Tabii ki bunlar küçük küçük şeyler. Biz genç arkadaşlarımızdan iş dünyasındaki gibi bir deneyim beklemiyoruz. Ama staj beklenen en önemli şeylerden bir tanesi. Onun burada altını çizebilirim herhalde. Ben belki hani sizin programınızda size arkadaşlarım hangi üniversitenin hangi bölümüne hangi puanla girmelidirler. O teknik bir olay. O tercihi yapmalarında yardımcı olamayabilirim. Ama iş dünyası beklentilerinin çok net olarak biliyorum bunları bekliyorlar. Öğrenmelerini istiyorlar. Girişimci olmalarını istiyorlar. Bir de o bölümleri seçerken hep para kazandırma potansiyeline göre tercih yapılıyor. Evet. Eğer bir bölüm piyasada çok revaçtaysa yahut da iyi para kazandırıyorsa yahut da o meslekte sivrilen kişiler varsa hep o yöne doğru bir eğilim oluyor. Bu dünyada da böyle. Doğru. Tabii ki buna şey yapamayız. Ama sadece kriter bu mu olmalıdır bölüm seçerken, meslek seçerken? Hayır, olmamalıdır. Yani bölüm seçerken ben genç arkadaşlarımın bunlar lafta kalmasın. Gerçekten kendilerine bakıp ne istediklerini ve neye aslında yatkın olduklarını belki bir değerlendirmeleri lazım.
alsınlar önlerine bir kağıt kalemi, alsınlar önlerine arkadaşlarını ya da anne babalarını, anne babalarına belki çağrıda bulunmak lazım. Çocukların ilgi alanlarında onlar da yardımcı olabilirler. İstemedikleri bir şey yapmasınlar. Bir ömür istenmeyen işlerle geçmez. Ya da zaten bizim ülkemizde kuşaklar tesadüfen belirli bölümlere girdiler. Bunu biz yaptık, başkaları yapmasın, onlara önce olmalıyız. Ne olursa olsun modası geçmiş bir bölüm yok ya da modası yeni gelmiş bir şey yok. İhtiyaçlar var, bunu anlatmamız lazım arkadaşlarımıza. Ben üzülüyorum gazetelerde gördüğüm, işte şimdi şu meslekler moda, bunlar öldü. Ya da geleceğin meslekleri geleceğin bunlar. Evet. Şimdi geleceğin meslekleri dediğimiz şeyler aslında belki de Amerika'da gelecek 10 yıldaki meslekleri eğilimleri değerlendiriyorlar. Evet. Onları bir sıralamaya tabi tutuyorlar. Hatta isimleri bile bunların çok çarpıcı olur. Çok çarpıcı. Evet. Ama bakalım onlar bizim ülkemizde var mı? Hı-hı. Arkadaşlarım değerlendirmelerini yaparken önlerine üniversitelerin bölümlerini alsınlar. Hı-hı. Ve hiç düşünmesinler ki bir bölümden mezun olunca yalnızca o iş yapılır. Hiçbirimiz evet. böyle yapmadık. Hı-hı. Ben gazeteci olunması için gazetecilik okuluna gidilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Hı hı. Ben orta eğitimimi yurt dışında tamamlayıp Türkiye'ye döndüm ve burada gazetecilik okudum. Ama bugünkü ben olsaydım aslında gazeteci olmak için gazetecilik okuluna gitmenin gerekli olmadığını da bugünkü aklımda düşünürdüm. Hı hı. Ki nitekim ondan sonra... Herhangi bir sosyal bilimler programından mezun olup da... Olunabilir. Gazetecilikten de mezun olunabilir. Hı hı. Ama yanına başka değerler koymanız lazım. Hani kendimden örnek vererek başladığım için. Sonra ben siyaset okudum, uluslararası ilişkiler okudum. İyi ki yapmışım böyle şeyler. Yani bu arkadaşların da o hazırladıkları menüyü, bir sofra düzeni aslında bu... Onun yanına bir ufak salata, bir içecek, bunların kombinasyonu lezzet yaratıyor. Bununla ilgili çarpıcı örnek şu olur, siz gazeteci yazarsınız. Diyelim ki hani yazarlık bölümü diye bir bölüm açılsa oraya çok eğilim olur. Halbuki yazar olmak için o bölüm okunmaz, öyle değil mi? Yani yazar olabilmek için çok daha farklı şeyler gerekir. Bakın bu NTV çatısında ya da herhangi bir diğer kanalda ya da herhangi bir gazetede sayın bakalım kaç değişik meslek var. O kadar farklı mesleklerden, daha doğrusu üniversitelerden gelmiş insanlar oluyor ki yani çoğu başarılı, sosyoloji var, psikoloji var, sosyal antropoloji var. Ben yıllar sonra sosyoloji ya da sosyal antropoloji gibi bölümlerin aslında ne kadar hoş bölümler, hayata ne kadar iyi bilinen çok bölümler olduğunu gördüm. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi iyi bölüm, kötü bölüm tanımı var. Mesela işte kimse alınmasın ama yani bu tercihler döneminde bunlar çok çok kullanılıyor. Mesela işletme iyi bölüm, sosyal antropoloji veya ne bileyim sosyoloji çok iyi olmayan bölüm. Bu tabii ki tercihle alakalı bir olay olarak yansıtılıyor. İyi bölüm kötü bölüm olur mu? Yani hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Hiç, kesinlikle olmaz. Sakın bunlara aldanmasınlar. Hı-hı. İyi bölüm kötü bölüm diye bir şey yok. İstediğim bölüm, istemediğim bölüm. Evet. Yapmak istediğim evet. iş, yapmak Hı-hı. istemediğim mutlu iş gibi. Mutlu olacağım iş, mutsuz olacağım iş. Bir de yeteneklerimin evet. kümelendiği bir alanla hiç yeteneğimin olmadığı. Yani bir arkadaşımın İlle yazar olunması, o dönem popüler diye yazar olması ne kadar doğru olabilir? Çocuklarımızı yanlış yönlendirmeyelim. Bilgisayar mühendisliğine giren arkadaşlarımın çoğu bu işi yapmıyor. İşletmeden mezun olan arkadaşlarımın kaçı acaba bir işletmede belirli kademelerden geçiyor? Bunlara baksınlar, kendilerinden öncekileri izlesinler. Bence bol bol gazete okusunlar, gazetelerin ekonomi sayfalarına baksınlar, farklı noktalardaki insanların röportajlarını okusunlar. Buralardan istemedikleri kadar ipucu çıkarabileceklerdir. Çok kaynak çıkar oralardan değil mi? Tabii. Yani bakın bir yönetmen geçtiğimiz günlerde ben Sinan Çetin'i programıma davet etmiştim. Hı hı. Sanat tarihi bölümünü kendi isteğiyle girdiğini, oysa tıp tercih. Daha önce tıptan evet. ayrılmıştı. Şimdi yani ne evet. diyebilirsiniz ki? Şimdi başarılı bir insanın çizdiği bir çizgi var. Hepimiz için aynı şeyler. Şablon yok. Onu söyleyelim aslında genç arkadaşlarımıza. Peki, Yaprak Hocam bir de şu olay var. Şimdi lisede biz iyi bir öğrenciyiz. İşte iyi not almalıyız, kalmamalıyız, geçmeliyiz, takdir teşekkür almalıyız. Üniversiteye geliyoruz. Yine aynı öğrencilik statüsü bizde devam ediyor. Halbuki okurken bir yandan da
işin ucundan tutmak gerekmiyor mu? Yani illa staj için bizi bir yere göndermemeliler. Yani biz de o girişimi bulunmalıyız. Öğrenci bittikten sonra sudan çıkmış balığa dönüyor. Şimdi ben ne yapacağım? Halbuki şimdi ben ne yapacağım? Daha ilk girdiği günden itibaren cevabının verilmesi lazım. Haklısınız. Benim gözlemim şu. Birinci sınıfta, yani liseyi bitirmiş, üniversiteye girmiş. Arkadaşlarım birinci sınıfta çok hevesliler, çok heyecanlılar. Bir üniversiteye girdiler, artık büyüdüler, erişkin oldular. Onun heyecanıyla o üniversiteye gidip geliyorlar. İkinci yılda motivasyonlarının düştüğünü görüyorum ben. Üçte kaybolan bir grup, dörtte panik olmuş bir grup görüyorum. Bunlardan kendilerini arındırsınlar. Bir kere evet staj şart, her ne olursa, mecburi olursa da, olmazsa da. Arkadaşlarım mümkün olabilen her değişik alanda staj yapmaya gayret etsinler. Birilerinin yanında bir şeyler öğrenmeye gayret, gözlemlesinler. Staj bulmanın kolay olmadığının farkındayım. Ülkemizde işletmeler ne yazık ki staja çok duyarlı değiller. Ama kimse de istekli bir kişiyi geri çevirmez. Çevirmez. Bence. Çevirilenler de bacadan girsin. Kapıdan girsin, evet, pencereden girsin. Deneyim çok önemli. Görecekler, o kadar büyük bir yatırım yapıyor olacaklar ki kendilerine. Ve basamakları birer birer değil. Yani bu arkadaşlarım birkaç basamak atlıyorlar. Ben bunu gözlüyorum. Baktığınız zaman orada iş yapma şekillerinden bir tanesini gözlemlemiş ve onu daha iyi yapar oluyor girdiği kurumda. Ve tercih nedeni bu. Konuşurken bile daha farklı. Evet. Kendisini ifade ederken. Ben çok okumalarını ve yazı yazmalarını öneriyorum. Peki acizane olarak şunu söyleyeceğim. Yani sizi takip ediyorum. Çok genç yaşınıza rağmen çok girişimcisiniz, çok yaratıcısınız. Hem gazetede yazıyorsunuz, hem kitap yazıyorsunuz, hem program yapıyorsunuz. Burada bir takım ipuçları var gençler için. Yani Yaprak Özer ne yapıyor da bu başarı merdivenlerinin bu şekilde çıkıyor? Ne tavsiye edersiniz? Hedef koymuştum ben her zaman hayatımda. Yani yarın değil, hep 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ve nereye gidiyorum? Bir de şanslı değilim, bunu anlatmam lazım. Hiç kimse evet, şanslı değil. Şansını eğer kendisi yaratabilirse ve onları kullanabilirse aslında belki şans bu. Ama bu bir yönetim. İlgi alanlarımı belki belirlemek benim en önemli şansım oldu ya da en önemli başarım oldu. Evet, gazeteci olmak istiyordum ve bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Ondan büyük özürlerle evet, tabii tabii. Evet. Ondan sonra o alanların içerisinde hayat değişirken benim alanımda da değişiklikler oldu. Ben şu anda gazetecilikle başlamış, gazeteciliği hala elinde tutan, bu mesleği icra eden ama kendi işini kurmuş bir gazeteciyim. Yani bir de işveren kimliğim var artık. Son 6 yıldır. Belki budur, yani mücadele etmek. Hiçbir şey faturasız olmuyor. Bir de bir takım noktalara, basamaklara çok çabuk çıkma şeyindeler gençler. Evet. Hani hemen olsun, hemen bir konuma geleyim, hemen iyi ücret alayım. Bu kadar kolay değil. Ben onları anlıyorum. Sabırsız olmalarını anlıyorum ama biraz sabretmek lazım. Biraz sindire sindire çıkmak lazım. Öğrenerek gitmek lazım. Tabii ki heyecanlı olmak çok güzel bir şey. Yani bu heyecanı işine yansıtması gerekiyor. Gözünün pırıldayanı gören gördüğümüz arkadaşlarımızla diğerlerinin arasında hemen bir fark oluyor. Ve siz de gidip hemen onu seçiyorsunuz. Bu heyecan güzel ama sabırsız olmak pek hoş bir şey değil. Çünkü o zaman sindirmeden, sizden tam olarak ne istendiğini anlamadan siz yalnızca çok para kazanmaya, işte genel müdür koltuğunda oturmaya, oralara odaklanıyorsunuz. Başarı geliyor, para geliyor. Siz yalnızca çalışın. Görecekler. Hakikaten mevki de geliyor ve ben bir de belki eğer izin verirseniz mevkiye odaklanmak yerine uzmanlaşmaya odaklanmak gerektiğini çok söylemek istiyorum. Çok haklılar diyecekler ki şimdi tamam çok güzel söylüyorsunuz ama yani biz eğer basamakları bu şekilde çıkmazsak para da kazanamıyoruz. Bizim ülkemiz böyle ama siz, ben, bizimle birlikte olanlar, genç arkadaşlarımız için bu duvarı kıracağız. Bizim önümüzde böyle şeyler vardı. Genel müdür koltuğuna oturmazsanız çok para kazanamazsınız. Evet. Ama yurt dışında gelişmiş toplumlarda daha doğrusu bu böyle değil. Uzman olanın da para kazandığı, kariyerinde daha ileriye gittiği çok örnekler var.
Biz bunları Türkiye'ye taşımak durumundayız ve taşıyoruz da. Yavaş yavaş oluyor. Onlar da genel müdür koltuğuna değil, çok şeyin bildiği, yani bildikleri uzman koltuğuna gözlerini dikmeliler. Orada parayla da buluşacaklar. Ve sabrederek o uzmanlık alanında ilerlemeliler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gerçekten çok güzel şeyler yansıttınız, bilgiler verdiniz bize. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sizin de aklınıza takılan şeyler varsa, bize sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz sorular varsa 0212 alan kodu 335 4035 telefon numaramız. Faks da 0212 335 0035. E-posta adresimiz de doğrutercih@ntv.com.tr. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın. Türkiye'nin telekom